onurlandırdınız. Estağfurullah, Evet. onur bize ait hocam. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu konuyu burada anlatma fırsatını verdiğiniz için hem size hem de şahsınızda kanal yöneticilerine önce teşekkürü bir borç biliyoruz. Tabii önemli bir konu, gündemde olan bir konu, ülkeleri yoran bir konu ve özellikle Avrupa'da çok önemli olan, ülkemizde de son zamanda hükümetin ve diğer birçok bu konuyla ilgili kuruluşun üzerinde çalıştığı ve çok sıklıkla seminerler, konferanslar, yasa hazırlama çalışmalarının olduğu bir konu. Ve nedir mobbing? Tabii önce ondan başlayalım. Yani herkes bu kavramı duymuştur bir şekilde. Özellikle son 5 yılda bu kavram çok duyulmaya başlandı ve hızla gelişiyor. Mobbing şudur, kısaca çok kısa bir özet verelim. Tabii bunun içeriği çok dolu ama bir iş yerinde olması gerekiyor. Bir iş yerinde belirli bir kişi ya da bir grup tarafından belli bir maksatla, ama bu maksat gizleniyor genellikle. Asıl maksat gizlenerek yapılan, yine belli bir kişi ya da daha küçük bir grubun hedef seçilerek yapıldığı, belli bir sürede olması gerekiyor. Sistematik olarak, sürekli olarak, belli bir zaman içerisinde yapılan, burada virgül koyalım, bu belli bir zaman çok tartışılıyor. Bazı kaynaklarda 6 ay deniliyor. Daha uzun da sürebilir diyenler var ama burada biz daha çok şunu esas alıyoruz. Yani bu süre, mobbinge maruz kalan kişinin dayanma süresi daha çok. Yani bazıları mesela şiddete ve baskıya daha kısa sürede pes der. Evet. Bazıları daha uzun sürede, hatta bazıları da hiç pes demez. Yani Üç yılmaz, ay devam eder. devam eder. İşte bu daha çok kişinin yıkılma derecesi. Yani O artık zaman ne zaman? süre sınırını koymak da yani 6 ay yani çok bir Yani şey belli yok, bir süre belirleyici deniliyor değil. ama Evet bu, evet, yani. bu süre çok keskin değil. Yani ama 6 ay bir makul bir zaman olarak alınmış. Ama bu 3 ay da olabilir. 3 ayda kişi tamamen psikolojik olarak bozulabilir. Ya da dayanıklı olabilir, aldırmayabilir, devam eder, yürümeye devam eder. Ama tabii burada kişinin dayanma şeyi diyoruz ama bir de mobbingin şiddeti de var tabii. Ya Şimdi özelliğine göre tabii tabii yani değişiyor. mobbing Yani şiddeti arttıkça dayanma gücü evet. daha da azalabilir. Tabii o izleyenlerin Yumuşaksa özellikle bu şiddetten ne tabii kastediliyor şiddet. acaba nedir? Yani Yani nasıl şiddet, yapılır yani? baskı. Evet. Bas Onu devam edeceğiz. evet. Önce tanımı Evet. bitirelim. İnsan onuruyla bağdaşmayan, bir defa bu çok önemli, insan onuruna bağdaşmayan iş ve işlemlerle yapılıyor bu iş. Yani kişinin ekonomik, psikolojik, sosyal statüsünde telafisi mümkün olmayan hasarlara sebep olan bir eylem. Mobbing böyle bir şey. Yani mobbing bir Psikolojik insanlık suçu. bezdiri gibi psikolojik baskı gibi şey anlamda Bezdiri farklı ifade edenler var yani şey olarak. Belki de Türkçeleştirme anlamında mı acaba? nezaketsizlik, Evet. üst düzeyde nezaketsizlik diyenler var. Bu biraz daha yumuşatılmış tanımı. Evet. Ama bunlar mesela Türk Dil Kurumu'nda bezdir olarak geçiyor. Fakat bu çok şey olmadı, yani tutulmadı. Daha şiddetli bir şey aslında. Psikoterör, psikolojik Şimdi tabii taciz. Türkçeleştirme bazı tam oturmuyor anlamlar Evet, belki de ondan oturmuyor. kaynaklanan bir şey. Evet. Şimdi bunların tamamı mobbing. Tabii mobbing nedir derken, bu kısa bir tanımıdır. Bunu daha da uzatabiliriz ama programın tabii sınırlı olmasından dolayı bu konuyu burada ne olduğunu geçtikten sonra ne değildir? Şimdi Evet. bu önemli. Yani nedir'i açıkladık, Evet. ne değildir? Bir defa her çatışma mobbing değildir. Yani iki kişi bir arada, ya idareciyle bir memur çatıştı, bu hemen mobbing olmuyor. Bu olabilir yani Evet. iş ortamında. Bir defaya mahsussa yani. Kabalık bir mobbing değildir. Yani bir idareci bir gün bir kabalık yapabilir ama Evet. bu hemen mobbing olmuyor. Sürekli olması lazım, Evet. sistematik olması lazım. Bir kişiye belli bir amaç gütmesi lazım. Belki Tekrarlanmayan. bezdir derken de onun Tabii içeriğinden dolayı yani demiş olabilir. bezmek. Yani bir evet sürekli Yani bir o. hakaretle Evet. insan hemen bezmez. Evet. O farklı bir olaydır. Tek başına cinsel taciz, fiziksel taciz ya da şiddet, ekonomik şiddet mobbing olmuyor. Cinsel tacizin zaten TCK'da Evet. tanımlanmıştır. Direkt Cumhuriyet Savcılığına gittiği için mobbing farklı bir şey. Yani mobbing bunların da üstünde aslında. Yani cinsel taciz, psikolojik taciz,
yıldırma, bezdirme hepsini içerdiği için yani çok farklı bir şekilde yapılan şey. Maksatlı yapılmadığı anlaşılırsa eğer ki bu da neden, biz nasıl anlayacağız yani bir eylemin maksatlı olup olmadığını anlamamız için. Tabii bunun için veriler gerekiyor. İşte mağdurdan bir takım veriler isteniyor. Evet. Bunlar oturursa şablon var. İleride onlardan bahsedeceğim. Yani nasıl anlayacağız bunun kasıtlı olup olmadığını gibi soruların evet. cevaplarını orada vereceğiz. Tek kerelik hakaret, iftira bunlar mobbing olmuyor. Bunların zaten TCK'da tanımlanmış şeyleri var onlar için. Belki de o zaman sınırlandırmasını o 6 ay ya da farklı zaman dilim belki de o kısa süreli eylemler mobbing sayılmadığından dolayı değil mi? O anlaşılıyor yani. Kısa süreli ve tek kerelik diyoruz. Evet. Yani tek bir hakaret ya da tek bir kaba davranış evet. Gibi. Yani bir defa tekrarlanması ve sürekli olması lazım. Yani tekrar olması lazım. Evet. Mesela size bir soruşturma açtılar. Bir daha açtılar, bir daha açtılar. İşte bunun gibi. Yani evet. tekrar sebepsiz yere evet. açılan soruşturmalar. Evet. Nasıl yapılıyor? Yani, tabii evet, bu kadar önemli bir şey. Evet. Nasıl yapılıyor? Çok yolu var en azından bunun. İzleyen, çalışan işçiler, şunlar buna değil mi? Ben burada kesimlerinde. Evet. Onun özel sektör, özel sektörde. Tabii kamu. Hatta aile içerisinde bile olabilir değil mi yani ben şimdi mesela bir babanın tabii. bir çocuğuna ya da çocuğun babaya evet, tam tersi evet. de olabilir yani. Mesela bullying yani, dediğimiz evet. mobbingin akran zorbalığı o farklı bir konu tabii. Evet. O da işte okullarda gençler arasında yapılan bir şey daha evet. çok o farklı bir konu tabii. Evet. Saldırılar var yani hangi yollarla yapılıyor bu saldırı? Mesela telefonla, maille, sözlü olarak davranışlarla evet. ve hareketlerle, bakışlarla, resmi işlemlerle yapılabilir bunlar. Ki resmi çalışanlar daha çok bu konuda gerek kamu ve özel sektörde çalışanlar olduğu için resmi işlemlerle yapılanlar daha çok ön plana çıkıyor aslında. Evet. Ama resmiyet biraz deli bıraktığı için resmi yollardan kaçınarak farklı şekillerde. Yani yetkiyi kullanma var aslında burada. Evet. Yani yetkiyi resmileştirmek yani yapılan bir şeyi yasal zemine oturtturmak. Mobbingçinin en önemli özelliklerinden birisi de budur. Onu da ileride söyleyeceğim. Yani nedir evet. bu şekiller? Ve bunların hepsi de olabilir. Yani mesela bunlardan ikisi şeklinde saldırı olabilirken bunların hepsini de içerebilir bu saldırı şekilleri. Yani mesela bir kişiyi belirli saatlerde arıyorsunuz. Sebepsiz yere. Yani bunlar olabilir. Tabii iletişime yönelik saldırılar var. Mesela bunları tek tek okumayacağım. Hepsi çünkü çok uzun. Mesela kişiyle konuşmamak, yok saymak. Mesela bir toplantı yapılıyor. Siz evet. söz istiyorsunuz, sizi yok sayıyor. Yok yani, sayıyor, evet çok. Bu bir mobbingin içeriğinde olan bir özellikle şeydir. Özellikle üst-alt yöneticiler arasında belki bu dediğiniz daha fazla. Altlar üstler arasında evet. Alttan üste yapılan da mobbing var ama bunlar oransal olarak %2'yi, 3'ü geçmiyor. Ona da bahsedeceğiz. Evet. Orada da ama üstten, daha üstten destek alınarak yapılan bir şey. Evet. Örnek verirsek mesela bir genel müdürle bir şube müdürü. Şube müdürüne mobbing yapılıyorsa genel müdür onu istemediği için personel organize ediyordur. Evet. Alttaki memur onu bezdiriyordur. Yani iş evet. aksatabilir, çeşitli şeyler yapabilir. Bu da var ama bu çok nadiren rastlanan yani mobbing olayları içerisinde yüzdelik dilimde %3'ü 5'i geçmeyen olaylar ama alttan üste de mobbing, yatay dikey doğrusal mobbingler var. Evet. Onlara çok girmeyeceğim. Evet. O detaylara giriyor. Yani iletişime yönelik neler olabilir? İşte bu saldırı yönleri, yani nasıl yapılırın açıklaması. İletişime yönelik olan saldırılarda tehdit, şantaj, dilekçe hakkını engellemek, randevu vermemek, işte orada yokmuş gibi davranmak gibi. Yalnız bırakmak. Yani etrafındakileri. Yalnız bir şey, tabii. Evet. Şimdi onu da söyleyeceğim. Yani nasıl yalnız bırakıyor? Mağduru takip ettirmek, referansları kirletiyor. Mesela sizin işte diyelim milletvekili arkadaşınız var. Amiriniz gidiyor diyor ki sayın efendim diyor, siz bunu tutuyorsunuz ama bu adam şöyle bir adam diyor, böyle bir adam diyor. Yani referanslarınızı kirletiyor. Evet. Yani sizi toplumda yani sizin arkanızda durabilecek kişilere yanlış bilgiler vererek yalnız kalmanızı, referanslarınızı yani size sahip çıkan, ötekileştirme. Evet. Tabii böyle bir şey yapabilir. Yol çok. Azarlanması, mağdurun yüksek sesle bağırılması, haksız yere suçlama, telefonla sürekli aranması, takip edilmesi, toplantılarda daire telefon ve harici telefondan sürekli olarak sebepsiz yere aramak, görevinin kaybettirileceğine dair bir takım işlemler yapmak.
Yani işten atmaya yönelik ya da işinizi kaybedebilirsiniz gibi. Bunun ima edilmesi, yani buna yönelik işte çeşitli cezalar, soruşturmalar açmak ya da bunun gibi şeyler. Çelişkili kurallara itaat ettirmek. Yani A kuralı mesela A yolundadır ama siz buna itaat edin derken ona zıt olan bir kurala da itaat etmenizi istiyor aynı zamanda. Yani ki orada hata evet. bulabilmesi için gibi. Hataya zorluyor. Evet. Hak yolunun, hak arama yolunun kapatılması. Yani bunlar mağdurun iletişimine yönelik saldırılar. Evet. Aile yönelik saldırılar var. Yani nasıl yapıldığı konusunda. Mesela aile üyeleri hakkında dedikodu yapılabilir. Kişinin aile üyeleri. Ya da ailenize sizin psikopat olduğunuz falan filan, bu hakkınızda olumsuz şeyler, iş ortamında uyumsuzluk gibi, bunlar aile üyelerinize bir şekilde iletilebilir, yansıtılabilir. Ailesine fiziksel yönde zararlar verilebileceği şeklindeki eylemler, yine aileye yönelik saldırılar. Bunlar çoğaltılabilir tabii, evet. Ben özet olarak şey yapıyorum. Sosyal çevrede, yani tamamen sosyal çevrenizi de sizi zor durumda bırakan eylemler var. Mesela misafirlerinin kimliği araştırılır. Burada mesela sizin iş yerinize gidip gelen misafirlerin kimliği, misafirlerine soğuk davranma, bunlar sosyal çevreyle alakalıdır. Yani hakkında iftira atılır, ailesine ve sosyal çevresine yanıltıcı bilgiler verilebilir. İşte mağdura iftira atılarak işten atılması ve istifa etmesi yönünde zorlanabilir. Bunlar tamamen şeydir. Sosyal çevresinde yapılan kişinin sosyal çevresi üzerine yapılan mobbing baskılardır. Özel hayata yönelik saldırılar var. Mesela burada bekar dul ya da boşanmış olması malzeme yapılır sürekli olarak. Ya da ilişkiler, yani birlikte olduğu insanlar malzeme söz konusu yapılabilir ve hoş olmayan şeyler olabilir. Telefonları dinlenebilir. Bir taraftan da konuşmalar herkese servis edilebilir. Bunun yolları var. Yani telefonlarınız dinlenebilir. Evet. Özel hayatı sosyal, sözlü ve yazılı medyada paylaşılabilir, yapılabilir. Bunlar hep mobbingcinin, yani zorba diyoruz biz mobbingciye, onun yaptığı yöntemlerdir. İş yerinde dedikodu malzemesi yapılabilir. Mesela bilgisayarına girilerek, bunlar da yapılıyor. Çünkü mesela özel sektörlerde bilgisayarlar kapalı odalarda değildir mesela. Evet. Herkesin kullanabileceği yerlerdedir. Herkesin bilgisayarı. Buralara girilerek işte çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden kendi adına uygunsuz içerikler gönderilebilir. Bunlar var. Bunların örnekleri var. Tehlikeli bir durum. Evet, tehlikeli bir durum. Ve kişinin itibarının zedelenmesi sağlanabilir. Çünkü bunlarla ilgili örnekler var. Yani bizim derneğimizin genel merkezine gelen çok sayıda başvurular var. Onlar hep buradan alınarak aslında oluşturulmuş şeyler, evet. Maddeler. İnancı, politik görüşü, giyimi ve benzeri sorgulanır. Bunlardan dolayı işte aşağılanır, sorgulanır. Yürüyüşü, sesi, konuşması, bunlar alay konusu edilebilir. Seyirciler tarafından diyoruz. Yani biraz sonra söyleyeceğim ama şimdi burada yeri geldiği için yine söyleyeyim. Yani mobbingin tarafları diyoruz. İşte seyirciler de var. Onlar mobbingçiye yardımcı olur. Ortama göre hareket ederler. Evet. Ortam belki germe açısından. Evet, yani. Onlar çünkü tek başına yapamaz mobbingçi. Evet. Yani mutlaka yardım alması lazım. Zaten organize olmazsa bir ayağı eksik kalır. Evet. O ayakta tek başına bir idareci ya da işte o konumdaki insan her şeyi tek başına yapamayacağı için, evet, maşalar kullanır burada. Ekonomik durumu sürekli konuşulur dedikodu malzemesi. Kişiliğine ve mesleki saygınlığına yapılan şeyler var, saldırılar var. Nedir bunlar? Uyumsuz birisi olarak sürekli lanse edilir. Ya mesela bir kurumda düşünün ki siz haksızlıklara karşı çıkıyorsunuz. Diğerleri de buna pek ses çıkarmıyorsa hep siz hedef olursunuz ve bu adam uyumsuz zaten derler yani. Evet. Ha, Ahmet mi yaptı? Ahmet zaten uyumsuz bir adam yani. Çünkü öbürleri ses çıkarmıyor kimse. Hep tek ondan mı geliyor gibi. Bunları çok, evet, sık sık rastladığımız şeylerdir. Hakaret, iftira, yok saymak. Kendinin bile uymadığı kuralları mobbingçi onun uymasını ister. Evet. Yani kendinin bile kabul edemeyeceği şeylere uy der. Çünkü öyle bir yol izliyor. Mesela
Mağdurun başarısını engellemek için hakkında yıkıcı ve şaya verici dedikodular yapıyor. Kişilik ve mesleğe, ekonomik haklara yönelik saldırılar burada önemli. Çünkü insanların iş kaybı önemli bir şüphedir, korkudur. Meslektaşlarıyla eşit fırsatlardan yararlandırılmıyor burada. Mesela işte seminer, konferans, kurs, proje gibi çalışmalarda görevi kısıtlıyor. Yani sizi bunlara katılma fırsatını vermiyor, engelliyor. Ama görevde yükselmeleri bunlara dayandırıyor. Evet. Yani hem bu kurslara katılmanızı engelliyor, hem de kurum içinde görevde yükselmeleri bu kurslardan sağlanan yetkinliklere bağlıyor. Özelde bu çok oluyor, özel sektörde. Evet. Yani işte özel sektörün düzenlediği şeyler var. Kurum içi işte yükselmelerde katıldığı kurslar, seminerler vesaire. Onun bir ismi var, unuttum şimdi. Sık sık görevden alınarak mağdur etmek ya da işte sık sık hakkında disiplin soruşturması açmak. Ekonomik zarar verir bunlar yani insanlara. Bunlarla mücadele etmek zordur. Evet. Kişi dolayısıyla bunların üzerine gitmek bazen çok zor olduğu için buna razı gelen bir sürü insan da var ya. Uğraşmak istemiyor. Evet. Aman diyor falan. Ama uğraşmadığınız sürece bu devamı gelecektir. Hakkında gereksiz yere davalar açmak. Yine soruşturma ayrı bir şey. Davalar da açılıyor bu durumda. Özel sektörde bu özellikle çok oluyor. Emsallere, yani aynı iş yerinde emsallerinden daha az ücret vermek. Yani aynı işi yapan iki kişi, yani kamuda olmaz bu da. Özel sektörde bu var. Mesela bahsedeceğim biraz sonra. Finans sektöründe çok oluyor. Bankalarda falan vesaire bu. Özellikle bankalarda çok. Fakat bankalar biraz da bu işe önem veriyorlar. Mobbing üzerine çok ciddi bir şekilde duruyorlar. Onun da sebeplerini söyleyeceğim. Neden duruyorlar? Düşük zam yapılır. Aynı işi yapan kişilere. Bu da yıldırmanın bir ekonomik olarak bir parçasıdır. Performans ve sicil notu düşük verilir kasten, kasıtlı olarak. Fiziksel saldırılar vardır. Yani fiziksel sağlığına yönelik saldırılar. Bunların yanında bir de fiziksel. Mesela nedir bu? Fiziki gücüyle yapamadığı işleri vermek. Yani bu kurumlarda var. Yani fiziksel olarak çalışan işçiler ya da onun gibi insanlar var. İş tanımı buna uyan ama fiziki olarak yapamayacağı işler var. Ergonomik olmayan yerlerde ya da eşyalarda, masalarda, sandalyelerde oturması. Ya bunlar çok komik gibi gelebilir evet. size ama bununla ilgili açılmış davalar var. Kazanılmış evet, davalar var. Yani onun örneği vardı slaytlarda aslında. Mesela bir üniversitede, bir fakültede salona sandalye kurmuşlar. Bir daire başkanı salona sandalye kurmuş ve orada memuru oturtturmuş. Memur da bunu fotoğrafını çekmiş, fotoğraflamış kendini. Dava açmış. Ben yerim burası değil demiş yani. Ve bu bundan ceza almış. Yani YÖK uyarı cezası vermiş kişiye. Bir daha olursa... Ya da çoklu oturtturma da olabilir değil mi? Ya sadece tek değil öyle şekilde. O çoklu oturtturma konusu yani. Biraz tabii yani esnek bir konu. Ama koridora bir sandalye masa atıp ya da tuvaletin yanında bir daire başkanına bir yer, bunların örnekleri de var. Evet. Aşağılayıcı işlerdir bunlar. Çünkü o kişinin konumu böyle bir yerde oturmak değildir. Yani her iş onuru diye bir şey. Evet. Yani şimdi bir müdürü, şube müdürünü tutup işte tuvaletin kenarında oturtturuyorsunuz. Yani bu personel gözünde de onun için yani mobbingtir ve evet. bununla ilgili davalar var. Yani kazanılmış davalar var ve çok enteresandır. Burada tabii bunu söyleyeceğim biraz sonra da ama mesela onu yeri gelince söyleyeyim. Sıhhi olmayan mekanlarda çalıştırmak. Bu da çok önemli. Yani evet. kişileri sıhhi olmayan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamak kurumda. Yani o kişi için. Mesela kişiyi öyle bir odaya koyarsınız ki orası işte akıyordur, çöküyordur, göçüyordur veya nemlidir, kokuludur vesaire gibi. Yani bunun tanımı evet. için doldurabilirsiniz. Bunlar saldırılardır. Evet. Bu da nasıl yapılırın bu şekilde evet. zaman için tabii yani bunları açacağız. Evet. Tarafları kimler yani? Kimler mağdur? Kimler zorba olarak telendiriliyor? Gerçi biraz önce bahsettiniz kısaca ama biraz daha açarsak, daha detaylı bir bahsedelim. Şekilde açarsanız. Evet. Ve çok enteresan şeyler var burada. Yani onları da duyunca vay anasını diyeceğiz yani aslında.
Tarafları kimler? Yani zorba, mağdur ve seyirciler diyoruz. Yani bu üçgen arasında. Zorbalar mobbing yapanlardır. Mağdur da maruz kalanlar. Seyirciler de bu olaya seyirci olanlar. Seyirci olarak kalanlar. Ama aynı zamanda bu sahnede bunlar vardır ama seyircileri yeri geldiği zaman uygun şartlarda zorba kullanır. Mesela onlar tarafsızdırlar mesela. Öyle olduklarını söylerler seyirciler. Kararsız rol oynarlar. Ya da kışkırtıcı da olabilirler. Yani bu üç rolü oynarlar. Ama öyle bir an gelir ki mesela zorbalar öyle bir an gelir ki seyirciler de tehdit etmeye başlar. Yani sıra sana gelecek. Hani evet. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın lafı gibi o yılan bir gün geliyor. Onu da sokuyor. Yani seyirciler de bir gün tek tek bu zulme maruz kalabilir. Nasıl kalabilir mesela? Gelir der ki hiç kimse bu kişiyle muhatap olmayacak der. İzole eder yani. Olmayacaksınız der. Ya da şu şekilde davranacaksınız der. Yani içinden bazıları der ki ben yapmak istemiyorum. O zaman o da bir baskıya maruz kalacak yani. Tabii o da o şeyden payını alacaktır. Yani o yüzden burada diyoruz ki seyirci olmayın yani. Çünkü sıra mutlaka size gelir. Yani zaten biraz önce ifade ettiniz. Desteksiz bu işi yapmak zaten zor. Bir şekilde destek alacaksınız birilerinden. Mobbingi ya da zorbalığı aynen yapan kişiler. Evet. Tek başına olmaz. Tek başına olması. Yetkiyle bir yere kadar yaparsınız evet. Ama zaten karşınızda kanunları aşamazsınız. Yani kanun zaten kanunların dışına çıkmak bir nevi zaten ya da kanunu bir baskılayıcı güç olarak da kullanabilir mi mobbingde? Kullanıyor. Evet, onu da biraz sonra söyleyeceğim. Evet. Kanunun boşluklarından faydalanıyor. Yani mesela bir idareci düşünün, soruşturma açıyor. Diyor ki bu benim kanun hakkım diyor. Ben evet. Devleti düşünüyorum. Devleti düşündüğüm için devlet adına hareket ediyorum diyor. Evet. Bu da yaptığı iş kanuni gibi gözüküyor ama arkasında farklı sebepler var. Yani veya işte özel sektörde bu biraz daha farklı. Çünkü oranları biraz sonra söyleyeceğim. İşte burada sıra seyircilere de geliyor ve onlar da nihayet mağdur duruma düşebilirler. Kimler olabilir bu mesela örnek olarak? Tüm çalışanlar için geçerlidir mobbing. Yani bu bir genel müdür olabilir. Bir müsteşar bile olabilir yani. Evet. Mağdur olabilir. Daire başkanı olabileceği gibi bir müstahdem de olabilir. Mağdur olabilir. Ya da bir memur olabilir. Bunun tam tersi de olabilir. Yani bunlardan her biri mağdur olabileceği gibi her biri zorba da olabilir. Bunun tam tersi de mümkündür. Yani alttan üste olan mobbinglerde. Yani herkes o yüzden bu topun ağzında yani. Hiç kimse evet. bundan kurtaramıyor. Tabii mağdur ve zorba nedir? Bu insanlar nasıl bir özellik taşıyor ya? Şimdi zorbanın özelliklerine bakıyoruz. Yani mobbingi yapanların özelliklerine baktığımız zaman ya hiç kimse böyle bir insan olmak istemez aslında. Ya şimdi söyleyeceğim çok madde var burada. Bunlar daha da çoğaltılabilir. Ben özetleyerek buraya aldım. Ya bu tanımı yaptıktan sonra ya böyle bir insan olmak istemem diyecektir insanlar. Beni izleyenler, bizi izleyenler bunu söyleyecektir. Bunu sevk eden nedenler ne? Esas belki onun altta şeylere de bakmak lazım. Nedenler çok fazla var. Evet. Nedenler çok fazla var. Şimdi mesela kıskanç ve aşırı denetleyici kişilerdir bunlar. Yani zorbaların özelliklerinden birisi. Kıskanç ve aşırı denetleyicidir. Korkak ve sinirli olurlar. Daima güçlü olma isteği vardır onlarda. Yani evet. Yetkileri kaybetmeyelim. Sürekli hep güç bizde olsun. Çünkü o güçten güç alırlar. Güç yani alanlar. Makama güç verenler, makamdan güç alanlar diyoruz evet. Ya. Bu tipler makamdan güç alanlardır. Yani o yüzden bu gücü hiçbir zaman elinden bırakmak istemezler. Çünkü onların için her şey demektir. Mesela kurum hiyerarşisinde kendilerinin güç uygulama ayrıcalığına sahip olduğunu düşünürler. Yani bu ben burada idareciyim, güç uygulama ayrıcalığım var benim diyor. Bu benim yetkim diyor yani, bunu ben kullanırım diyor sonuna kadar. Bu ayrıcalığı kendinde görür. Halbuki hiç kimseye kanunlar, hiçbir idareciye özelde ya da kamuda olsun güç uygulama yetkisini vermez. Sadece işini yapmaktır herkesin. Biri yapmakla yükümlüdür, öbürü yaptırmakla yükümlüdür. Yani olay budur. Yöneticilik ve liderlik vasıfları yoktur bunların aslında. Yani evet. Böyle bir vasıf yoktur kesinlikle yani. Enteresan yani şey.
Evet, enteresan. Kurumda yöneticilik pozisyonlarını korumak için çırpınıp duran özelliklere sahiptirler. Yani makamı kaybetmeme diye bir korkuları vardır. Böyle bir korku vardır. Bunun için ne gerekirse yaparlar yani. Ya da kendine bir taraftar toplama. Hani dediniz ya, birilerinin desteğini almak zorunda. Belki de o baskıyla, o şiddetle, belki de o eylemlerle başkalarının desteğini alıyor. Özellikle böyle kurum içinde. Kendi varlığı, hayatiyetini devam ettirebilmesi için. Ya da bir güç unsuru olabilmek için bir tehdit unsuru olarak zaten kullanıyor bunu. Hani az önce dediniz ya, seyirci, yani o izleyenler vardı. Tabii onlara izleyenler da, de, ama aslında izleyenleri de bir şekilde baskı altına tutarak kendine taraftar oluşturmak. Onlara da bir şey veriyor, evet. Mesaj veriyor bunu yaparken. Evet. Yani o mesajı da onlara veriyor. Evet. Zaten yani, kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle, tabii, meselesine uygun değil mi? Aynen, evet. Aynen. Dur, bu bir de yani burada zaten yani bütün kurumlarda vardır bu, evet, tip kişilikler. Yani her yerde olabilir ve bunları destekleyenler de mutlaka olacaktır. Yani bu, evet, vazgeçilmez bir unsurdu. Yani biz ne kadar bunlar, yani devlet ne kadar kanun çıkarırsa çıkarsın, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, mutlaka çıkacaktır. Evet. Çıkması da normaldir yani diye bakıyoruz. Ama bunu en aza indirgemek, insanların neler yapabileceğini bunun karşısında görmeleri için biz de çaba göstereceğiz, evet, bu konuda. Mesela bundan başka gerçekten ziyade gösterişli bir hayal ortamında yaşarlar bunlar. Ya gerçek işleri öyle tabiri caizse fasafiso işlerle uğraşmaktır yani aslında bu iş, bunların işi. Ya gerçek onlarla ilgili bir daha çok böyle gösteriş, evet, işin vitrini, reklamı ile uğraşırlar. Kendilerini sürekli diğer insanlardan üstün görür. Yani ve bunun kabul edilmesini arzular. Ben üstünüm ve kabul edilmem gerekiyor. Bu zihinsel bir bozukluk halidir aslında. Yani ya bu işin tıbbi yönü var. O tıbbiyeciler daha iyi anlatıyor onu, evet, da. Bu tabii altında yatan sebepler diyorsunuz ya. Tabii, evet, kişilik bozuklukları falan var aslında tabii. Şimdi Avrupa'da bu bizim yakın bir zamanda bizim kanunlarımıza da girecek. Onunla ilgili bahsedeceğim. Yani derneğimiz bu konuda kanun taslağını hazırladı zaten. Ayrı bir yasa olarak çıkacak. Evet. Burada da Avrupa'da mesela bu kanunlar var. Mobbing kanunu var. Özel olarak çıkmış. Özel. Yani diğer kanunlardan ayrı. Çünkü bir bütün bu. Yani onu da biraz sonra şeyin içinde anlatacağım tekrar. Mobbing yapan kişinin mobbing yaptığı tespit edilirse o çeşitli kliniklere gönderiliyor. Yani öyle bir bu bir hastalık aslında. Evet. Psikolojik bir sağlıklı şeyden, bir insan yapacağı, evet, yani bir şey, evet, değil. Tabii. Yani bunlar yavaş yavaş, bunlar bizim ülkemize de gelecek yani. Ben merkezci ve egoisttir. Yani bu mobbingçi, zorba diyoruz. Kurumsal etik değerleri içe sayar ve kurumsal çıkarları göz ardı eder. Kendi çıkarıdır onun, kurumsal çıkar. Mesela kurum ve çalışanların onlar için var olduğunu, ya benim için var diyor kurum. Yani çalışanlar da benim için diyor. Ben buranın hakimiyim diyor ve kendi çıkarlarıyla kurumun çıkarının aynı olduğuna inanıyor. Evet. Yani benim çıkarım diyor, kurumun çıkarıdır. Yani bu bizim söylediğimiz bir şey değil. Bu Avrupa'da, dünyada yapılan çalışmalar, evet, işte sağlıkçıların, uzmanların, sosyologların araştırmaları sonucunda oluşan veriler, bir şablon, evet, bu. Mobbingçinin, evet, özellikleri. Yani benim uydurduğum bir şey değil. Hocam bütün bir bilimsel veriler öyle değil mi? Yani hepsi, evet, bir araştırma neticesi, uzun, tabii, yıllar deneyimler neticesinde toplana ondan sonra şey haline geliyor. Tabii, evet, bu işle uğraşan yani bilim aynı adamlarının şekilde, tespit zaten ettiği özellikler. Zaten çok da şey değil, 1850'lerden itibaren zannediyorum. Tabii Leyman denen kişi, bilim, evet, adamı bu, evet, işi ilk defa. Aslında daha öncesinde var da isim koyulamıyor. İsim koyma yani açısından, yoksa insan var olduğuna bu yana vardır. Evet, yani herkesin isim vardır. Olmaz yani, mı? Sadist ruhlu insandır. Yani eziyetten haz duyar. Kendilerinin dışındaki herkesi kendiliğinden değersiz görür yani. Onları insan yerine koymaz. Zaten şimdi böyle bir davranışı sergileyen bir insanın ve diğer insanları sadece zamanımız olursa inanç sorunu ile ilgili de bir şeylerden bahsedeceğim. Yani mobbing için inancı var mıdır yok mudur? Onunla ilgili bir analiz var, onu söyleyeceğim. Derin bir analiz oluyor yalnız o bir şey. Yani. Ama biraz tabii, evet, dayanaklarıyla söyleyeceğiz. Yani kendi kafamızdan değil de. Genellikle çalışkandırlar. Ama boş işlerle uğraşırlar. Yani çok çalışıyorum. Benim çok işim vardır. Her iş abartır. Başkalarının işini ise küsümsüyor. Yani
Onun için onun yaptığı iş çok önemlidir. Başkaları hiçbir şey yapmaz. Yani böyle bir şey var. Sürekli işlerinin çokluğundan ve zorluğundan bahseder. Yani çok işi olduğunu söyler, boş işlerle uğraşır ama çalışkandır. Ama yaptığı işler boş işlerdir. Yani aslına bakarsanız ve kendilerinin olmaması durumunda burada çok zor ve önemli olan bu işleri kendince... Hiçbir işin yürümeyeceği. Tabii. Başkaları bu işleri yapamaz yani, evet. O olmazsa. Yani varsa yoksa odur der. Yani böyle bir kişilik tanımlamışlar. Şimdi bunun gibi daha çok var ama ben içinden dörtte birini falan söyledim. Evet. Yani araştırmacıların ortaya koyduğu zorba özelliklerinden. Bir de mağdura bakalım. Herkes mağdur olmak ister aslında bu durumda. Şimdi mağdurun... Ama tabii mağdurun hakları her korunabiliyorsa yani, korunabildiği ülkelerde tabii, belki de mağdur olmak. Ya olmak, oradaki kastım şuydu, herkes mağdur gibi özelliklere sahip olmak ister dedim. Yani onu demek istiyorum tabii. Evet. Mağdurun özellikleri nelerdir? Bakın ne kadar güzel yani. Çoğu üstün özelliklere sahip, zeki, başarı odaklı, yaratıcı, kendini işine adamış insanlar. Yani... Dürüst, insanlara güvenen, iyi yani başarılı niyetli... Başarılı insanlardır diyebilir miyiz? Başarılı insanlar. Buradan zaten içinde var. Politik davranmayan, kurumuna bağlı, işiyle özdeşleşmiş, yetkinlik düzeyleri yüksek insanlardır. İyi niyetlidir. Özellikle icatçı ve yenilikçi görüşleri, gelenekçi çalışanları tarafından tepki alır. Yani bu öbürleri tarafından tepki alır. Zorbanın yeteneklerinden daha üstün özelliklere sahip olduğu için zaten... Mobbing için bu bir gerekçedir aslında zorba için. Daha üstün yetenekli birisini gördüğü zaman ona şey olur. Düşman kesilir. Mobbing uygulamaya başlar. Yetenekli bakın. Yetenekli, iyi niyetli, başarılı, zeki insanlar genellikle. Kurumunu seven, işini seven, ahlaklı. Ne kadar güzel özellikler. Sade ve güzel. Evet. Oraya bakıyoruz. Hiç kimse olmak istemez. Ama herkes bu özellikleri ister, olmak ister. Diyoruz. Evet. Neden mobbing ile mücadele? Niçin böyle bir dernek kuruldu? Hatta Türkiye genelinde çok yaygın mı? Onu bilmiyorum ama isterseniz o konuda da biraz bilgi verirseniz. Evet. Dernekle ilgili. Neden mobbing ile mücadele? Böyle bir derneğe neden ihtiyaç duyuldu? Bu Türkiye genelinde şubeleri şu anda çok fazla yok. Evet. Yaklaşık 10-15 ile belki yaklaştı ama bunlar tamamlanacak süreç yani. Muhtemelen insanlar çünkü yavaş yavaş bu işi... Evet. Hele mobbing yasası çıktığı zaman ki bu yıl sonuna doğru çıkacak muhtemelen. Çünkü hükümetin de bu konuda ciddi çalışmaları var. YÖK'ün çok ciddi çalışmaları var. Bu aralar zaten çok sık gündeme gelmeye başladı. Çok gündeme geliyor, evet. Için, evet. Yani gün geçmesin ki her yerde bir mobbing çalıştayı, bir konferansı, çalışmaları hep var. Evet. Bu var. Dolayısıyla neden ihtiyaç duyuldu? Öncelikle mobbing öyle bir şey ki kişiliğe, insan onuruna, itibara, yaşama, aileye ve bireyin geleceğine yönelik bir saldırı şekli. Dolayısıyla insanı diğer saldırı türlerinden daha çok etkiliyor. Yani bir insana kaba davrandığınız zaman bu kaba davranıştır, bu geçer. Veya bir şey tokat attığınız zaman evet, bu bir anlık bir şeydir ama... Sürekli olarak yapılan onur, itibar, kişilik, yaşama hakkı yapılan saldırı. Hatta bazen öyle deriz ya böyle bazen insan ölümü bile tercih eder. Yani o pozisyona getirirsiniz o ki şeye insanlara. Aynen. Evet. İntihar ve cinayet. Cinayet evet sonuç ona gider yani. Yüzdelik oranları var onların. Yani o zaman merakla bekliyoruz yani o zaman güzel. Evet çok. Yani biz gülüyoruz ama aslında güleriz ağlanacak halimize onun gibi bir şey. Şimdi bir mobbing saldırısında mağdur, ailesi, çalıştığı iş yeri, bakın zarar eden kişilere bakın. Neden önemli diyoruz ya, toplum, devlet zarar ediyor ya. Devletin zarar ettiği ile ilgili verileri de vereceğim biraz sonra. Ve bunların hepsi zarar görüyor. Hepsi birden görebilir. Bak, kişi zarar görüyor. Çalıştığı iş yeri zarar görüyor. Toplum zarar görüyor, devlet zarar görüyor. Ve bunların hepsi birden, dolayısıyla bir insanlık suçudur bu. İnsan suç olarak kabul ediliyor. Şimdi gelelim rakamlara. Türkiye'de 25 milyon çalışan var. Bakın. Ve bunların %40'ı mobbing mağduru. Ve bu da 9.600.000 kişi yapıyor. Rakamı. Bu 9.600.000 kişiyi koyduğunuz zaman dünyada birçok ülkenin nüfusundan fazla bu.
Yani belki de... Özür dilerim, bu rakamların acaba tespit edildiği ile ilgili bir veri var mı elinizde? Yani bu... Mobbing... Yani şikayetlerle mi alınan rakamlar yani bunlar? Çeşitli bu konuyla ilgili çalışan bilim adamlarının yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bir rakam. Örneklem yöntemiyle yapılan bir çalışmalardan çıkan. Tabii şöyle bir şey var, tabii bunu ben özetleyerek buraya koyduğum için. Mesela birisinin yaptığında %38 çıkmış, öbüründe %55 çıkmış, 48 çıkmış filan. Bunun ortalaması, alınan ortalaması böyle bir rakama tekabül ediyor. Birçok ülkenin nüfusundan fazla. Tabii ülkemizde bu oranın yüksek olmasının sebepleri var. Tabii gelişmişlik durumu bunda önemli. Bir de en önemlisi kurumsal olmayan kuruluşlar. Bizde çok yaygındır bu. Mesela kamuya da özel sektörde daha çok kişiye bağlı bir yönetim tarzı vardır. Yani bundan dolayı yani sistem mesela Avrupa'da biraz sonra örneklerini vereceğim. Oradaki oranlar daha düşük. Kişiye bağlı bir düşünce hakim olduğu için ben merkezde bir düşünce hakim olduğu için yönetimde böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani insanları önemsemeyen bir düşünce tarzı. İnsanlar mobbinge maruz kalıyor ama bunu ifade edemiyorlar. Yani nedir bu diyemiyorlar. Anlayanlar da itiraz edememe ya da haklarını aramama noktasında bilgi eksiklikleri var. Ya da korkular var. Evet. Tabii bu da var. Yani şimdi düşünün 500 lira 600 lira maaşla çalışan bir adamın istediği kadar mobbinge maruz kalsın. Yapabileceği çok fazla özellikle bir şey yok. Özel sektörde. Özel sektörde özel tabii. Sektörde, özelde var bunlar oluyor. Neler oluyor? Şimdi nasıl toplum zarar ediyor? Nasıl devlet zarar? Alkol, sigara, depresyon ilaçları bağımlılığı artıyor. Bunları devlet alıyor yani bir şekilde. Yani bunlara masraf harcıyor. İnsanları tedavi etmek için. Bu bağımlılıklardan kaynaklanan hastalıkları bir de ruhsal hastalıklar başladığı zaman bunların tedavisi için devletin harcadığı paralar. İş kaybı var mesela. İş kaybı. Onunla ilgili örnekler de var. Devletler neden buna önem veriyor? İşte bundan dolayı veriyor. Yani Avrupa neden buna çok önem veriyor? Ciddiye alıyor. O ciddiye aldığının örneklerini de vereceğim biraz sonra. Neden ciddiye alıyor? Özellikle özel sektör çok ciddiye alıyor. Çünkü onlarda ciddi bir parasal kayıp var. Evet. Devlet kaybediyor. Çünkü bizde de mesela devlete bağımlılığımız çok fazla. Yani çalışanların bütün yükünü devlet karşılıyor. İşte sağlık giderleri vesaire. Bunları bu bağımlılıklar ve ilaçları onların tedavisiyle ilgili yapılan masrafları üstüne koyduğunuz zaman devlet aslında bundan çok ciddi bir zarar ediyor. O yüzden zaten Sağlık Bakanlığı çok ciddi anlamda çalışma yapıyor. Ülke ekonomisi zarara uğruyor. Verim düşüyor kurumlarda. İnsanlarda verim düşünce kurumda da düşecektir haliyle. Mesela Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar ve YÖK bu konuda çalışıyor. Yani çalışmalar yapıyorlar. Evet. Ummalı bir çalışma var ama biz bunu görmüyoruz tabii. Yani orada var bir çalışma, ciddi bir çalışma var. Mesela ABD'de yapılan bir çalışma var. Bu çalışmada mobbing nedeniyle dünyada yılda 6 milyon iş günü kaybı var. 6 milyon iş günü kaybı dünyada bir yılda. Bunu hesaplamışlar uzmanlar. Bir rakam. Tabii nasıl hesaplandığını bilmiyoruz ama çok yüksek. Yani mesela günde 100 kişinin mobbingden dolayı çalışmadığını düşünürsek 100 gündür gibi onun hesaplamaları var. Evet. 6 milyon iş günü kaybediyor. Bu günlük 500 kişi de olabilir bu kayıp. Ortalama bir rakam. Bu Amerika'da yapılan bir çalışma. Yine bu ülkede yapılan bir çalışmada da şiddetin çalışanlara toplam maliyeti. Bak şiddetin mağdurlara yani çalışanlara toplam maliyeti 4 milyar dolardan fazla diyor. Amerika'yı biliyorsunuz yani çalışmaları ciddidir. Öyle oradaki bilim adamları Avrupa bizde de ciddidir ama onlar biraz daha ciddiye alırlar. Bunlar bu çalışmadan alınan veriler. 4 milyar dolar diyor yani çalışanlara yani işte sizin bizim gibi çalışanlar topladığınız zaman bu maliyet böyle çıkıyor. Almanya'da psikoloji şiddetin 1000 çalışanlı bir işletmede neden önemli mobbing diyoruz ya doğrudan maliyeti 112 bin dolar. Dolaylı maliyet de var. O da 56 bin dolar olarak belirlenmiş. Para gidiyor yani. Mesela bizdeki durum ne? Genel merkez yani Mobbingle Mücadele Derneği'nin genel merkezine gelen şeylere bakıyoruz. Şikayetlere. Günde ortalama 60-70 başvuru. Çok ciddi bir rakam ya. Evet. Günde ortalama 60-70 başvuru geliyor ve
Şunu söyleyeyim, hiçbir sektörde olmayan bugün bir hızlılık var. 24 saatte mağdura geri dönüş yapılıyor bak. Başvurusu inceleniyor, 24 saatte bu mobbingdir ya da değildir. Mobbingse şunu dernek yapacaksın. Tabii bu çalışmayı. Tabii dernek yapıyor. Mobbing Mücadele Derneği ismi zaten. Bu bir mobbingdir diyor, şunu yapacaksın. Değilse bunu yapacaksın. Yönlendirme de yapıyoruz yani bunu. Evet. Yol gösteriyoruz. Çünkü insanlar çünkü yolu da bilmiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ha mobbingse ne yapayım? İşte bunu yapacaksın diyoruz. Yani mesela dernek olarak, burada derneğin biraz faaliyetlerinden biraz bahsedeyim. Neden böyle bir dernek? Dernek olarak iş yerlerine sertifika veriyoruz. Mesela bu yakında biz dernek olarak veriyoruz ama bunu ileride devlet de bunu yapacak muhtemelen. Avrupa'da böyle artık yani. Artık iş yerlerinde mobbing yapılıp yapılmadığına dair çalışmalar yapılıyor ve bu iş yerinde... Belki özel denetleyiciler bile belgeleniyor tabii. Bu iş yerinde mobbing vardır diyor. Asılıyor oraya. Sektörde yayınlanıyor. Falan iş yerinde mobbing vardır. Onu biraz sonra söyleyeceğim yine. O neden önemlidir. Bunu değerlendiriyoruz. Mobbing oranı %9'un altında çıkarsa o işletmede mobbing yoktur sertifikasını veriyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda kurumu bırakmıyoruz, devam ediyoruz. Bu oranı düşürmek için eğitim çalışmaları yapıyoruz yani personel eğitim falan. Örneğin bunları kimlere yapmışız? Çorum İskilip Belediyesi'nde yapılan çalışmada %9'un altına düşük belge verilmiş. Giresun Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan çalışmada %11'e kadar çekilmiş mobbing oranı. Mobbing var ancak dikkat edilmesi gerekir diyoruz. Evet. Fakat çalışmalar devam ediyor. Oradaki mobbing oranı düşürmek için idarecilerin ve çalışanların eğitimi var. Evet. Gelişmiş ülkelerde durum ne acaba? Yani Kuzeybatı Avrupa ülkeleri, belki Amerika Birleşik Devletleri. Gerçi kısaca bahsettiniz ama. Tabii şimdi biraz daha can alıcı noktalara geliyoruz. Avrupa'da çok önemli. Psikoterör diyerek geçiyor ve mesela Fransa'da bir yıl hapis, 15 milyon avro para cezası var. Bu değişik Avrupa ülkelerinde de bu şekilde. Mesela Almanya'da meslek hastalığı olarak değerlendiriliyor. Yüksek oranda tazminatla emekliliğe ayrılıyor mağlulen mobbing mağdurları. Ve eğer mobbingten olduğu kanıtlanırsa mobbing yapan kişiye bu tazminat ödettiriliyor. Kurma değil tabii. Tabii gerçi kurma değil. Diğerlerinde de aynı şey var. Evet. Yine intiharların %15'i mobbingten kaynaklanıyor Avrupa'da yapılan çalışmalarda. Eğer intihar sebebi mobbingten kaynaklanıyorsa kişi kasten adam öldürmekten yargılanıyor. Enteresan bir şey bu da. Çok önemli bir şey o yüzden. Şimdi gelişmiş ülkelerde neden önemli diyoruz? Ekonomik boyutu. Gelişmiş ülkelerde eğer bir iş yerinde mobbing vardır ise ve bu ispatlanmışsa bu iş dünyasında bunların deşifresi yapılıyor. Yani bu iş yerinde mobbing vardır deniliyor. Böyle bir iş yerinde kalifiye eleman çalışmak istemiyor. Yani siz mesela elektronik firmasındasınız. Çok ciddi üst düzey bir elektronikçisiniz. Bu firmada çalışmak istemezsiniz. Çünkü burada mobbing yapılıyorsa ben orada çalışmam diyorsunuz. Evet. Bir, kaliteli eleman gelmiyor size çalışmaya. İki, iş ilişkisi olduğunuz çevreler, iş dünyası sizinle iş yapmıyor artık. Üç, halk, insanlar mallarınızı almıyor. Çok duyarlı çünkü evet. Avrupa biliyorsunuz. Evet. Ve üçüncüsü büyük şirket, dördüncüsü büyük şirketler ise eğer bu şirketler, ki büyük şirketler mobbinge hiç taviz vermiyorlar. Çünkü kayıpları çok büyük, hisse senetleri düşüyor. Yani Avrupa'da evet. O yüzden çok önemli yani. Bu ve Avrupa'da oranlar çok düşük. Yani mobbingçi bir kişiyi özel sektör barındırmıyor. Biraz sonra Türkiye'de yapılan anketlerden bahsedeceğim. Bu sözünüzü kestim de hocam. Denetleme yani Avrupa ülkelerinde bütün şeyler de yapılıyor değil mi? Yapılıyor, yani o dediğiniz tabii. Belgede asılıyor mu? Tabii. Yani mobbing o değil. Tabii, evet. Tabii. Çok yani bir sosyal medyada yani. Da şey yapılıyor. Yani o yüzden çok önemli onlar da yani. Yani iş yeri zarar ediyor. Şimdi siz patronsunuz mesela. İş yerinizin zarar etmesi ister misiniz? O yüzden Evet. Öyle bir mobbingçinin orada çalışmasına da müsaade edemezsin. Ya ürettiğiniz malı kimse almayacak. Hizmetinizi kimse almayacak. İş bağlantılı olduğunuz şirketler sizinle iş yapmayacak. Hisse senetleriniz düşüyor. Ne yapacaksınız? Evet. O belgeyi yok etmek için çalışacaksınız evet, yani. Evet. O yüzden önemli. Yani devlet için de aynı şey geçerli. Yani devletin bu işe bu kadar önem vermesinin altında yatan sebep de devletin zarar etmesi. Evet. Yani bir kurumda 100 çalışanlı bir işletmede veya da kurumda 10 kişinin mobbingten dolayı çalışamaması devlet için çok büyük. Yani çalışmayan bir adama para ödüyorsunuz ve bu adamın sağlık giderlerini
karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Mobbingden dolayı maruz kaldığı şiddetin etkisi sonucunda ortaya çıkan durumu evet. iyileştirmek için devlet olarak uğraşıyorsunuz. Ya bu çok büyük bir zarardır yani, değil mi devlete? Evet. Yani bunun %40, bak 9.600.000 kişi diyor, %40'ı toplamın böyleyse, %40'ına her birisine 1 milyon lira harcasa devlet kaç milyon para yapar? O yüzden önemli. Mesela İngiltere'de çalışanların %50 için mobbing mağduru, 53 oranında. %78 ise bu psikolojik tacize tanıklık ettiğini söylüyor. Burada oranlar var. Oranları geçeceğim çünkü süreden dolayı. Mesela evet. Avrupa Birliği üye ülkelerinde yapılan bir çalışma var. Bu çalışmalarda %8'i, çalışanların %8'i mobbing mağduru. Bu da 12 milyon kişi yapıyor. Yani Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin toplam çalışanlarının %12'si, %8'i mobbinge mağdur olduğunu söylüyor. Türkiye'de %40'tı, orada %8. Evet. Ve 12 milyon kişi ediyor bu. Oranlara çok hızlı bir şekilde baktığımız zaman mesela en yüksek İngiltere'de %16, İsveç onu takip ediyor ve en düşük İtalya'da %4 olarak mobbing mağduru. Evet. Avrupa Birliği ve burada bu şekilde çıkmış sonuçlar. Evet. Mobbing uygulanan sektörler ve oranları. Yani daha çok hangi sektörlerde? Evet, birinci sırada sağlık sektörü var. Ebe hemşire, olarak. Teknisyen, sağlık memuru gibi kişiler var o sırada. Bu yapılan çalışmaların sonucunda bunu Türkiye'deki söylüyorum. Şey Türkiye'de tabii. Türkiye'deki. İkinci sırada eğitim ve üniversiteler, eğitim camiası ve üniversiteler geliyor. Üçüncü sırada aslında üniformalı grup diyoruz, polis asker ama oradaki yapılan çalışmalar çok sağlıklı olmadığı için onu aslında birinci sırada diye nitelendiriyor birçok istatistikçi. Yani bu çalışmayı yapanlar. Yani orası biraz kapalı kutu olduğu için orada çok şey değil ama sanki üniformalı grup biraz daha birinci sıraya doğru geliyor gibi bir şey var. Bu tabii çalışmaların sonucunda elde edilen veriler. Yine dördüncü sırada finans sektörü. Yani bankalar ve bunun benzeri. Mesela sağlıkta 45 ile 75 arasında bir oran var. Sağlığın çok yüksek olması enteresan tabii yani. Yani enteresan bir... yine mobbing der sitesinde yer alan bir anket var. Onun derneğin yaptığı. Bu ankete göre mobbing mağdurlarının %58,5'u kadınlar, %41,5'unu erkekler oluşturuyor. Kamuda bu oran %62-37. Özel sektörde 35-66. Uluslararası firmalar var ülkemizde. Bunlarda da bakın çok düşük, %2. Çünkü uluslararası firmalar buna müsaade etmiyor. Çünkü onun için iş kaybı demek, mobbing demek, para kaybı demek. Evet. Buna tahammül yok. Hemen bıçak gibi kesiyorlar oranlar. Kamuda yüksek, özel sektörde düşük. Mesela İstanbul'da 8 üniversitede yapılan bir anket var. %63,8'i mağdur olduk diyor. Mobbing mağdur diyor 8 üniversitede. Atatürk Üniversitesi'nde yapılan bir ankette, mobbing anketinde çok enteresandır. %85'i mesleğinin en az bir aşamasında. Mobbinge diyor, ben maruz kaldım diyor yani. Evet. Bir aşamada oldu diyor. Eski üniversitemiz olduğu için belki. Evet. çok oluyormuş demek ki. Evet. Mobbing mağduriyet yaşı genellikle 25-45 yaş arası. Çok düşük yaştakileri ve çok yaşını almışlara fazla uğraşmıyorlar. Potansiyel tehdit oluşturmadıkları için. Çünkü rekabet ondan kıskançlık şeyden kaynaklanıyor biraz da. Boşanmalarda %4'lük bir oran var mobbingden kaynaklanan. Evet. Oranlar da bu şekilde. Yani sonuçları ne acaba mobbing'in gerçekten? Evet. Aslında şeyde anlattık onu. Biraz bahsettik ama toparlarsak eğer, toparladığımız zaman mağdura, ailesine, çalıştığı kuruma, kuruluşa telafisi mümkün olmayan hasarlar, maddi ve manevi zararlar veriyor. Bu var. Mağdur işinden soğuyor. Verimlilik düşüyor. Sürekli bir gerilim ortamı tüm çalışanları geriyor. Böyle bir ortamda çalışmak kurumlara zarar ettiriyor. Alkol, sigara, uyuşturucu alışkanlıkları artıyor. Devletin buna verdiği masraf, harcama, kişinin. Hastalıklar var mağdurda. Psikolojik, psikosomatik hastalıklar. Stres, depresyon, travma sonrası, stres bozukluğu. Boşanmalar olabiliyor. %4'lük bir orandan bahsetmiştik biraz önce. Çocuk varsa okul başarısı düşüyor. Aileyi etkiliyor yani. Evet. Belki de en çok çocuklar üzerinde. Tabii. Boşanmalar çocuğu etkiliyor. Çocuk strese girebilir. Yani bu çok acayip bir olay yani. Yani çok enteresan bir şey. Kurum, kuruluş çalışan personelini kaybedebilir, maliyetler artar, intihar ya da cinayetler daha iyi olabilir. Burada bu şekilde. Evet. Mağdurun hakları neden acaba? Ne yapmalı? Evet. Nasıl ispat edebilir? Belki de en can alıcı nokta bu belki de. Evet.
Çok zor gibi görünse de aslında çok kolay. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Süre kısalıyor galiba. Evet. Eğer kurum önemsiyorsa bunu, kuruma müracaat edecek bir üst yetkiliye. Önemsemiyorsa hiç uğraşmayacak. Direkt ne diyecek? Önce derneğe müracaat edecek önce. Dernek başvuru formunu dolduruyor ve dernek gereğini yapıyor. Evet. Bunu böyle özetleyeyim yani, ben. Burada başka şeyler de var ama bunu yazmıyorum. Evet. Söylemiyorum çünkü zamanı hızlı kullanmam lazım. Evet. 5 dakika. Kamu davası, ağır ceza bunlar açılıyor. İnsan hakları ihlalidir ve Avrupa Sosyal Şartı'nın 26. maddesi bunu tanımlıyor ve bu ülkemizde kabul görmüştür. Bu yüzden dolayı derneğe müracaat edecekler, dernekteki formu dolduracaklar ve dernek onun yönlendirmesini yapacak. Peki bunun şeyinde ücret falan? Ücret yok. Ücret yok değil mi? Hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Biz derneğe üye kaydı zorlamıyoruz. Bizim için fark etmiyor. Yani şunu söylemek gerekiyor. Biz insanlara insanca yaşaması, çalışması için çabamız budur. Yani bizim. Böyle bir şeydir. Evet. Dolayısıyla derneğe üye olun falan filan. Böyle bir derdimiz de yok. Evet. Dernek üyeliğinde şart koşmuyoruz. Şunu söyleyeyim özetle. Dernek başkanının söylediği şudur. Biz ateiste de yardımcı oluyoruz. Kendini en dindar olan hisseden insana da yardımcı oluyor. Bizim için önemli olan budur. Yani siyasi görüşü şekli, kişiyi, şu, hiçbir şekilde bizi ilgilendirmiyor. Biz kişinin mağduriyetine bakıyoruz. Evet. Çünkü hiç kimse onursuz çalışma hakkını... Zaten öyle bir şey olsa siz de artık mobbing yapmış şeyine girersiniz. Tabii belki yani. Değil mi yani? Tabii tabii yani biz şimdi doğru bir iş yaptığımızı söylerken yanlış iş... Mesela iki kişi arasında yapılan konuşmalar kaydedilebilir... bu yasak suç diyenler var. Suç değil. Çünkü Yargıtay Ceza Kurulu yaklaşık bir ay önce bir karar alıyor ve bu suç değildir diyor. Alani olmayan toplantılarda. Evet. Sizinle biz konuşuyoruz. Sen bana hakaret diyorsun. Siz hakaret ettiğiniz zaman ben bunu kayda alırsam bunu kullanabiliyorum. Suç değil. İçtihattır bu. Evet. Hukukçular daha iyi bilir. Mağdur soğukkanlı olacak. Biraz yani o veri toplayacak. Bunları şey yapacağım. Biz başvuru geldiği zaman elimizde bir şablon var. Tak 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 soruları koyuyoruz. Hemen ortaya çıkıyor. Mobbingdir değildir diye. Yani o kadar çok seri bir şeyimiz var. 6 parametre var bizim için önemli olan. İş yerinde yapılacak, tekrarlanacak, sistematik olacak, aynı kişiye görev tanımı dışında olacak. Yani hedefler sürekli artırılırsa, bir insanın yaptığı işler küçük görülüyorsa bu 6 madde bizim için çok önemli. Bunu koyduğumuz zaman ne oluyor? Mobbing vardır. Evet. Bu evet hayır cevapları var. Onları alıyoruz ama bu evet hayırın tabi belgesi de olmalı yani. Şimdi evet hayır dediniz ama onun o zaman biz şeyini istiyoruz. Nedir? Bunu işte resmi yazılar, şunlar bunlar. Belgesiz tutanaklar. Olmaz yani. Belge olacak. Olması gerekiyor. Evet. Olması lazım. Mesela tut, günlük tutsun diyoruz. Evet. Günlük delil olarak kullanılıyor. Tutsun. Bir dakikamız kalmaz. Mevzuatta. Mevzuat evet. Mevzuatta bakın nerede var? Belgesel. Anayasada var. Evet. Maddeleri var. Onları tek tek saymayacağım. Evet. AB Sosyal Şartı'nda var. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin maddeleri var. Bunları tek tek söylemiyorum. Çünkü bu arkadaşlar bu işlerle uğraşamazlar. 657 sayılı devlet memurları kanunu, sendikalar kanunu, toplu yani borçlar kanunu, medeni kanun, iş kanunu bunlar da hep var bu maddeler. Evet. Türk Ceza Kanunu'nda önlemek mobbing, için de belki tabii, bu maddelerden var. Yaralanacak maddeleri mi? Var. Yani. Tabii bunlarla ilgili zaten dava açıyor. Evet. Buralarda var. En son tabii bu maddeleri tek tek açıklamayacağım. İnanç sorunu var diyoruz. Bir defa son cümle olarak şunu söyleyeceğim. İnsan eşrefi mahlukattır. İnanç sorunu diyoruz ya. Evet. Yani yaratılmışların en şereflisidir diyoruz. Şimdi zorba bu şerefli kısmını bırakarak İnsanı bir mahlukat olarak görüyor. Evet. Yani Allah'ın verdiği şerefi sen hiçe sayıyorsun. Demek ki yaratılanı hoş gördük, insan, yaratandan dolayı değil tabii, mi? İnsan muamelesi. Ahseni takvimdir. Evet. Yani yaratılmışların en güzeldir. Evet. Zübde-i alimdir. Yaratılmışların, alemlerin çekirdeği özüdür. Evet, yani sen böyle bir yaratığı göz ardı diyorsun. Hata yapabilir ama değil mi? Hataları bir şekilde bertaraf etmenin yolları var ama bunu iyi, iyi şekilde, zorbalık da değil belki, değil mi? Evet. Güzel daha var de. Bu inançla ilgili. Evet. Çok ciddi çarpıcı şeyler var. Özellikle ama belki bizim ülkemiz için belli bir dönemde gerçekten oldu. Gerçi kurumdan kuruma değişiyor ama evet umarız. Nasıl önlerim? Evet nasıl öneririz? Zorbayı önemsemeyin. Hakkınızı arayın. Sizi önemsemezse de bazen sizi önemsettiriyor. Şikayet edin. Evet.
diyor kurumlara. Arkadaşlarınızla paylaşın, uzman yardım alın, dik durun ve korkmayın. Yani zaten bu duruşları ya, bunları yapıyorsanız evet, size zorbalık yapamayacaktır. Yani. Evet. Evet, konu geniş oldukça anladığım kadarıyla ama şahsen evet, gerçekten çok yararlı bir sohbet oldu. Gerçekten bilmediğimiz bir konu. Aslında çoğu çalışanların bilmediği bir konu. Ben bu aydınlatıcı bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Özellikle programımızı onurlandırdınız. Umarım seyircilerimiz önümüzde büyük bir faydalanma olduğu kanaatindeyim. Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki programlarda da tekrar görürüz. İnşallah. Evet, bütün yani izleyenlerimize ne evet, mutlu bize insanlara evet, faydamız olduysa evet, yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bütün izleyenlerimize iyi akşamlar evet, diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür evet, ediyoruz evet, bizi izlediğiniz için.